Efendim herkese merhabalar. Ben ilk ay zaman yeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda size salondan sesleniyorum maalesef çünkü Türkiye'deki yeni evimi biliyorsunuz ufak tefek hazırlıklarını yapmıştım. Şurada hatta videosunu izleyebilirsiniz. Alt katı bitirdim ama üst kat bitmedi. Çalışma odamda üst katta olacağı için henüz oraya video çekmeye gidemiyorum. O yüzden salonda B ile size video çekiyorum. Evet, çok uzun sürmeyecek. oranın hazırlıkları da tamam zaten yakında istediğim böyle ayarlamaları yaptıktan sonra artık güzel bir stüdyodan hem gündem videoları hem de böyle farklı videolar size çıkartacağım. Efendim bugünkü konumuza geldim. Bugün konumuz eğer elinizde böyle bir tane iPhone XS ya da X varsa kamerasını biliyorsunuz zaten söylememe gerek yok. Dikey olan kamera yani bir önceki nesil. Bunu biz nasıl doğan görünümü şahin haline getiririz? Nasıl? Efendim ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bu yaptığım video Türkiye şartlarında bizlerin ben kendimi içine katmıyorum. Allah'a şükür. Hep böyle bir şey görünme durumumuz var. En iyisini giyiyorum, en iyisini yiyorum, en iyisiyle takılıyorum, en iyisini kullanıyorum. Tabii ki son çıkan Apple bende gibi bir kafamız var maalesef. Maalesef bundan inşallah en kısa zamanda kurtuluruz. Bunlarla ilgili kurtulma bilgilerini kendi çapımda naçizane Z raporlarında veriyorum. Artık yeni stüdyo ile beraber Z raporlarımız da çoğalacak. Efendim, bunu da bilgisini vereyim. Çok soran oluyor. Peki biz gidip yeni telefon alamadıysak eğer. Diyelim ki buna gücümüz yok, henüz değil vesaire vesaire. Eski telefonumuzu doğan görünmüş hain nasıl getiririz? İşte bununla da getiririz. Bu efendim şimdi birazdan zaten size nasıl takılacağını falan göstereceğim. Hatta şöyle tutayım elimde doğru mu tutuyorum? Evet şöyle tutayım göstereyim. Efendim bu cihaz, bu küçük cihaz demeyeyim daha doğrusu aparat diyeyim. Bu küçük aparat görünümde sizi Şahin olsanız bile Doğan gibi gösteriyor. Şunun üzerine takılıyor. Birazdan nasıl olduğunu detaylarını size göstereceğim. Bunun üzerine takıldıktan sonra sizin telefonunuz Apple iPhone 11 Pro olarak görünüyor. Ama sadece görünüyor. Birisi dese ki ya sen de şu özellik var şunu hadi yap bakalım dese. Ya şimdi boş verin oğlum herkes elinde telefon oynuyor mu oynuyor. Biraz sohbet edelim ya. Hep telefon hep telefon bırakın Allah aşkına bak ben de kenara koyuyorum. Gibi bir triple hemen oradan yırtabilirsiniz. Ama tabii bu dediğim gibi eğer siz bunlara önem veriyorsanız, bunları böyle göstermek istiyorsanız. Bu aparatı ben satmıyorum. Eee AliExpress'ten aldım. 17 TL'ye aldım. 20 lirada vergisi var. <laughs> Kendinden daha çok vergisi olan bir küçük aparatımız. Her renge göre var. Ben siyah kullanıyorum. Ee, bu arada 11 Pro'da kullanıyorum. Yani şimdi Allah var yalan konuşmayayım. Hangi renk istiyorsanız her renge göre var. X ve de XS modellerinin şu tip kameraya sahip olan modellerin Hepsi zaten iki tane var. E, hepsi için, hep bütün renkleri için var. AliExpress'te yazarsanız ki nasıl yazılacağını ben video açıklamalarında yazarım. E, o şekilde arattırırsanız belki İngilizcesi olmayan arkadaşlar vardır. Çok kolaylıkla alırsanız bir haftada falan geliyor, bir hafta sürmüyor. Efendim bu arada videoları beğenmeyi ve de yorum yapmayı unutmayın. Eğer ki kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Sevgiler. Evet efendim şimdi gelelim montaja. Çok önemli bir montaj yapıyoruz şu anda gerçekten. Şimdi aletin arka tarafında bizim kameramıza karşılık gelecek şekilde şöyle bir çıkartma var. Onu hemen şuradan hop çıkarttım. Şimdi bunu çıkarttığınızda üzerine değmeyin. Çünkü tahmin edeceğiniz üzere orası yapışkanlı ve oraya yapışacak. Pislenmemesi için bu önemli. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi bunun şöyle çevireyim bir saniye. Arka tarafı gördüğünüz gibi bir cam. Yani aslında bakarsanız sizin kullanacağınız telefonun objektifinde yine bir cam var. İkinci bir katman cam oluşturuyorsunuz. Yani ikinci katman camını size bazı fotoğraflarda kötü etki yaratabilir. Bilmiyorum kullanmadım ama böyle bir düşüncem var. Yani o yüzden bunu da göze alarak yapmanızda fayda var derim. Şimdi bunun üzerindeki e, yapıştırıcı var yine bunun da üzerinde. Onu da çıkartacağız zaten. Önce bunu bir yapıştıralım. Arkasından onları da takalım. Efendim bu arada şunu da göstereyim. Şöyle bir SD kart tutusu bir kartın içinde geliyor bu. İçinden çıkartalım. Bir adet ee, evet. Ee, bir tane kuru, bir tane de ıslak geliyor. Islakla temizliğinizi yapıyorsunuz, sonra da kuruyla kuruluyorsunuz. Önce bir yapalım bakalım bunları. Adamlar bunun yoluna göre bir faydası illaki vardır. Açalım bakalım şöyle. Yırtalım, pırtalım ne varsa. Küçücük de bir şey ya bunu hiç yollamasaydınız daha bu neymiş lan? Vallahi minnacık. Şu etrafı bir temizleyelim orayı çünkü kullanacağız. Şu bölge zaten bizim kullanacağımız şu yan taraf. Şunu da şöyle yapalım efendim. Bunu kenara koyalım. Şimdi şunu bir açalım. Bu da kuru olanı bununla da kurulacağız. Şimdi şurayı tekrar kurulayalım. Evet lensimizi de kurulayalım şöyle. Lensin üzerine tekrar bir lens geleceği için en iyi kurulu almamız gerekiyor aslında. Evet efendim şimdi bunu şöyle yerleştiriyorsunuz. Haydi bakalım yerleştirelim. Şu dediğim gibi boşluk bunun üzerine gelecek şekilde şu şekilde yerleştiriyoruz. Şu anda sadece şurası kaldı gibi. Şöyle on da bir yerine oturtalım. Evet şu anda tam olarak oturdu. Evet oraya da bir bastırdım. Boşluk kaldı mı derseniz hiçbir boşluk kalmadı. Şöyle iyice bir bakıyorum. Evet hiçbir boşluk yok. Şu taraftan bakalım. Burada da bir boşluk gözükmüyor. Bir şöyle üstten bakalım. Üste de boşluk. yok. yandan. Allah'a billahi oldu bizim Almanya işi gibi ya sanki. Ha ne diyorsunuz? Gördüğünüz gibi şöyle bir şekil aldı. Şimdi bunun üzerinde koruyucu şeyler var. Lastikler var. Onları da bir çıkartalım. Tırnağım olmadığı için biraz uğraştım. Şuradan şöyle bir baş verdi affedersiniz. Onu da şöyle bir çıkartalım. Çektik onu da şöyle. Şimdi telefonumuzun rengini daha iyi aldı. Daha net aldı. Evet şimdi ben onun etrafını bir temizleyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi onda da bir koruyucu lastik var. Yani sticker dememek için kendimi zor tutuyorum da işte bu şey olana şöyle bir temizleyeyim bakayım etrafını. Telefonumuz şu anda Apple 11 Pro halini aldı. Evet şöyle göstereyim. Ne kadar detay görebilirsiniz bilmiyorum ama şurada bir matlaştı gördüğünüz gibi. Bu üçünün de üzerinde lenslerin de üzerinde koruyucu var. Şimdi bir de onları çıkartacağım. Şöyle gördüğünüz gibi mat duruyor onlar. Şimdi onları da çıkartayım. İyice bir netleşsin her şey. Üçüne de bunu uygulamışlar. Şöyle bir şey. Şöyle çıkartıyorsunuz. Ufak tefek detayları var. Üçüne de bunu uygulamışlar. Bunların hepsini çıkartacağız. Evet bu ikincisini de buradan şu şekilde çıkarttım. Yani bir jet sosyete gireceğiz. Bir 11 Pro alacağız. Daha doğrusu modifiye edeceğiz diye şu çektiğimize bak arkadaş ya. Evet üçüncüyü de çıkarttık. Bu da üçüncüdür efendim. Bu da gitti. Şimdi tekrar bir temizleyelim. Şöyle bir silelim. Bu dandik bir bez. Bunu daha iyi bir şeyle silerseniz, temizlerseniz renk daha da net olacaktır. Bir fotoğraf çekelim değil mi? Hadi bakalım. Bir 11 Pro'muz oldu. Yani bunu uzaktan kimse anlayacak durumda değil. Siz telefonla konuşurken ya da fotoğraf çekerken vay kanka telefonumu değiştirdin herhalde oğlum yeni çıkanı da alıyoruz yani dersiniz. Objemiz bu küçük saksı. Bunun bir fotoğrafını çekelim bakalım nasıl çıkacak kameramızı tıklıyoruz. Şöyle bir bakalım. Valla kamerada öyle çok bir değişiklik ben sezmedim yani hani aa gözde görülür bir şey yok gibi sanki gayet güzel bak netleme olayları falan filan da sorunsuz gibi gözüküyor. Yani bir XS ne sağlıyorsa size bu da onu sağlıyor. Ama çakma 11 Pro çaktırmayın. Şöyle evet. Şimdi bir fotoğraf çekelim bakalım. Net diyelim. Evet. Peki bir de flashlı deneyelim bakalım ne olacak? Flash çalışacak mı? 10 diyelim. Evet. Aha flash da çalıştı ya. Gördüğünüz gibi aradan flashınız da çalışıyor. Çünkü arada bir tane boşluk bırakmışlar. O flash için bırakılmış. Siz onu tabi görmüyorsunuz çok küçük ama gayet performanslı bir şekilde çalışıyor. 11 Pro'da flash yukarıda biliyorsunuz. Çaktırmayın bizimki de 11 Pro. Aman diyeyim kimseleri görmesin bilmesin. Şimdi bakalım nasıl çıkmış flashlı. Evet flashlı eh yani tabi gün ışığı varken flashın ne işi var şuradan biraz patlamış doğal olarak. Ama flashlı olanları görüyorsunuz. Yani XS size nasıl bir performans veriyorsa bu da aslında onu veriyor. Tabi siz şu anda bir ekranı diğer ekrandan gördüğünüz için tam net olarak almanıza imkan yok. Ama ben baktığımda gayet net ve de güzel bir şekilde görüyorum. Evet diğerlerine de bakalım şöyle. Hemen hemen aynı zaten çok bir fark yok. Peki şöyle yapalım. Acaba bizim flash sorunumuz ışıktan mı yoksa o ışık çarpıyor mu ona bir bakalım. Şimdi şöyle yaptık. Evet şurada görüyor musunuz? bir böyle flash'ın çarptığı, yansıdığı bir yer varmış gibi gözüküyor. Başka bir obje deneyelim bakalım ne olacak. Mesela şunu kaldıralım. Şunu koyalım. Acaba bundan mı kaynaklanıyor? bakın görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada zaten bakın çekerken şurada görüyor musunuz? Orada aslına bakarsanız çarpıyor. Yani şurada içindeki ışık daha doğrusu şöyle anlatayım. Şurada ufak bir yer var. Ufak bir nokta var. Şu arada iki tane lensin arasında ufak bir tane nokta var. O noktadan ışığı vermeye çalışıyor. Ama tabii alttaki flash ışığı o delikten daha büyük olduğu için o ışık çarpıyor ve de yansıyor. Yani bunu başka bir yerde çeksem yine aynı sonucu verecek aslında. Yani nerede çekerseniz çekin. Şöyle çekelim deneyelim. Bakın o aşağıda her zaman bir şey oluyor. Farkında mısınız? O yüzden flashlı çekimlerde sakın ha telefonunuzun. Doğan Gölü'nün bir Şahin olduğunu belli etmeyin. Aman diyeyim ne olur ne olmaz. Ama flaşı kapattığınızda şöyle kapatayım. Flaşı kapattığınızda gayet bildiğiniz gayet güzel çekiyor. Şunu atalım şunu alalım hatta. Şöyle bir gösterelim. Gün ışığında gördüğünüz gibi. Şu ayarlamaları tabii hiç yapmıyorum şu anda. Şöyle göstereyim onu da. Böyle gayet güzel oluyor baktığımızda. Hiçbir sorun sıkıntı yok. Yani kimse bunun çakma olduğunu kolay kolay fark etmez. Ama tabii milletin önünüze, önüne koyduğunuzda al bakayım şuna daya falan filan derseniz ya da şu özelliğine bakayım, bu özelliğine bakayım, ay bir geniş açı çeksene, ay şöyle yapsana falan dendiğinde aman ya bırakın hep fotoğraf hep fotoğraf deyip işten yırtabilirsiniz ancak öyle olur. Evet efendim bugün ne yapmış olduk? 7-8 bin lira masraftan kurtulmuş olduk. <laughs> Tabii ki öyle bir şey yok. Yani bu size sadece görüntü sağlayacak bir şey. Yani bununla anca milleti kandırırsınız. Etrafınızda mala, mülke, yeni cihaza, telefona, arabaya, giyime, kuşama yani dünyevi şeylere hağırlık dönemlerinin insanları Keklemiş olursunuz ve onları gıdıklamış olursunuz biraz. O kadar. Onun dışında bir şey sağlamaz. Dediğim gibi flaşı da çalışıyor. Flash'ta da bir sorun sıkıntı yok. Onun dışında işte size... Ha flaşta şöyle bir sorun var onu tekrar söyleyeyim. Flash çarptığı için o delik küçük geldiği için flash çarparak alt taraftaki e, ışığı biraz patlatıyor maalesef. O yüzden flash'ı kullanmamızı tavsiye ederim. Ama görüntü 11 Pro mu? 11 Pro. Kendisi ne? XS. Bu X de olabilir. Aynı kamerayı kullanıyor biliyorsunuz. Her şey aynı değişen bir şey yok. 11 Pro'nun hiçbir özelliğini kullanamıyorsunuz ve kullanamayacaksınız da. Siz sadece örnek veriyorum. Şahinize bir tampon taktırdınız. iki makyaj yaptınız. Doğan olarak gösteriyorsunuz. Olay budur efendim. Bugün Apple iPhone X X sesinizi nasıl 11 Pro'ya dönüştürürsünüz? Sözde videosuyla karşınızdaydım. En kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.